lideri olarak seçilen adam da ilahiyatçı değil. Yani bir Hristiyan ilahiyatçısı değil. Fakat bizde öyle yanlış bir algı var ki, yani bir insanın İslam alimi olması için 20 sene, 30 sene okuması lazım. Yani böyle bir algı var. Yani Kur'an'ı anlaması için işte bunun tefsirleri, onun tefsiri, bunun tefsiri, o hadis kitabı, bu hadis kitabı, işte 5000 tane orada, 3000 tane orada, 7000 tane orada. Yani öyle bir tablo ortaya konmuş ki bir insanın İslam alimi olması mümkün değil. Ömrü yetmez. Yani mesela siz hep kendinizi bu anlamda fakir hissediyorsunuz. Ya olamaz diyorsunuz. Hadis zatında mesela Kur'an-ı Kerim'i bir Müslüman 3-5 defa okuduğu zaman Kur'an'ın ne kadar yalın olduğunu, ne kadar kolay olduğunu, ne kadar insanları kültür seviyesi, efendim entelektüel seviyesi, bilgisi, birikimi ne kadar farklı olursa olsun herkesi çok rahat kucaklayabilecek bir zenginlikte olduğunu görüyorsunuz. Şimdi tabii biz az önce de konuştuk arkadaşlarla. Bizim derdimiz arkadaşlar Kur'an'ı anlamak olmalı. Yani biz eğer böyle biraz işte onlar şöyle yapıyor, onlar böyle yapıyorlar, işte onu yadırgamak, onu eleştirmek, ona tepki göstermek gibi bir tablo ortaya koyarsak o zaman biz de Kur'an'la çelişiriz. Değil mi? Yani biz Kur'an'ı anlama yolunda bir gayret içerisinde olacağız. Gerçekten mesela ben televizyon programı yaptığım için çok fazla tepki geliyor. Mesela adam arıyor, işte akademisyendir, imamdır, işte işlediğimiz konularla ilgili. Mesela adam bakıyorsun doktorasını yapmış, İlahiyat Fakültesi'nde hocadır. Mesela öyle şeyler anlatıyor ki üzülüyorsunuz yani. Şuna üzülüyorsunuz yani her Müslümanın Kur'an'ı ve İslam'ı anlamak gibi bir hakkı vardır. Anladığı gibi anlatmak da hakkı vardır yani. Burada gaye nedir? Kur'an'la Cenab-ı Hakk'ı anlamaktır. Değil mi? Kur'an'la iyi bir Müslümanlık ortaya koymaktır. Yani siz buna Kur'an Müslümanlığı dersiniz, ne derseniz deyin. Ama yani mesela adam diyor ki, ya siz şimdi diyor anlatıyorsunuz da ben diyor geçenki programınızı izledim diyor. Yani evet tabii ki diyor Kur'an'da olacak diyor ama yani sünnetsiz Kur'an olur mu mesela? Şimdi tabii tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz, bir noktaya geliyorsunuz, diyorsunuz ki arkadaş yani bu evet Buhari'dir, Tirmizi'dir, İbn-i Mace'dir, Ebu Davud'dur, neyse işte hadis kitapları, yüklü site falan. Ya hocam orada kitaplar şeyde hadislerin kaynağında her şey açık açık anlatılıyor. Bunun ravisi bulunmamıştır, zayıf hadistir, mevzu hadistir, orada her şey güzel. E tamam da diyor yani Buhari bunu oraya koymuşsa diyor mesela. Ya diyorsun ki kardeş yani Buhari de Cenab-ı Hak ebediyen razı olsun. Değil mi yani bizim bunlar büyüklerimiz, İslam alimleri çok ciddi çalışmalar yapmışlar elbette ki. Yani saygı duymak zorundayız. Ama diyorsunuz ki ya Buhari de sizin gibi bizim gibi bir insan. Değil mi? Yani bu vahiy ile beslenmiyor. Bu peygamber değil, bir insan bizim gibi. Bir çalışma koymuştur ortaya. Hiç şüphesiz onun da hataları olmuştur. Olacaktır yani. Efendim, sen desene gitmişsin diyor. Yani. Hayır, bu bir ölçü arkadaşlar. Yani mesela Buhari benim gibi bir insan dediğiniz zaman imandan her şeyden batıp gidiyorsunuz. Yani bu son derece yanlış. Bu insanların özgür düşünmesini engelliyor. Mesela böyle Sivas